Evet, lige yeni çıkmış, 10 yıl aradan sonra beklediği heyecanı, arzuladığı futbolu sahada görmek isteyen bir camia ve o camianın isteklerini karşılamak için burada bir araya gelmiş inananlar topluluğu diyebilirim. Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircimiz önünde biraz duygularımızı maça tam olarak yansıtamadık. Fazla konsantrasyon bizi kendi oyun felsefemizden uzaklaştırmıştı. Bu hafta içi özellikle taktiksel antrenmanlarımızla beraber aslında bu psikolojik faktörleri de yenme adına oyuncularımızla birebir çok fazla görüşmeler yaptık. Biraz ilk maça göre daha ne yaptığını bilen, kendi oyun felsefesini sahaya yansıtan ve gerçekten bu ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet ve bu galibiyetin haklı sevinci ve gururu ve mutluluğu var şu anda üzerimizde. Biz gelişmeye ve oyun modelimizi, oyun sistemimizi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışmamız lazım. Oyunun genel 90 dakikalık dilimlerine baktığımızda rakibin bize özellikle uygulamak istediği taktiksel planı bir önceki hafta oynadıkları Gençler Birliği maçında iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü savunmada topla birlikte bekleyip bizim baskılarımızdan oluşabilecek boşlukları iyi değerlendirip oradan ataklar yapmak istiyorlardı. Biz de onların istediği o boşlukları Altınordu takımına vermedik. Tam aksine biz topla biraz geride fazla bekleyip rakibi üstümüze çekip onların hata yapmasını bekledik. Ve onların bize yapmak istediği taktiksel planı ben onlara uyguladığımızı düşünüyorum. Ve arda arda gelen iki tane golle birlikte ilk devreyi 2-0 önde kapattık. Yalnız Altınordu takımı ile oynarken bütün takımların 2-0'da 3-0'da öne geçseler maçın son anına kadar dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten sistem ve taktik üzerinde, bir felsefe üzerinde çok fazla çalıştıklarını biliyorum. Futbola emek veriyorlar ve bunu da yıllardır zaten ülke futboluna yansıtıyorlar. Bu gerçekten mutluluk verici. Onları kutluyorum. O yüzden 90 dakikalık dilimde skora aldanmaksızın kontrolü elden bırakmadan çok ciddi bir oyun ortaya koymamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuna başladığımızda oyuncularıma özellikle birinci, ikinci bölgede alanları dar tutup onların oyununu kenarlara yönlendirmesini söyledik. Ve bu noktada da kenara atılan toplarda çok çabuk alanları daraltıp onlara çok fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki bu futbol, yani bu hafta böyleydi ama haftaya tekrar bu oyunu ve bunun üzerine eklenmiş bir takım oyunu ortaya koymamız gerekiyor. Eğer hedeflerimiz varsa, başarılı olmak istiyorsak, bunun için eksikleri iyi tespit edip haftadan haftaya gelişen ve gerçekten oyun felsefesinin üstüne koymuş bir takım hüviyetini kesinlikle ortaya koymamız lazım. Kazanmak bizi rehavete sokmayacak hiçbir zaman. Eksiklerimizi yine konuşacağız oyuncularla. Ama 2 günlük bir iznimiz var. Önümüzdeki maç pazartesi günü. Bu 2 günlük izinde açıkçası futbol düşünmek istemiyoruz oyuncularımla beraber. Sadece gidip ailelerimizle 2 gün futboldan uzak, rahatlamış bir şekilde tekrar Sakarya'ya dönüp Bismillah deyip çalışmalarımıza başlayacağız. Taraftarımıza mesajımla tabii ki böylesine coşkulu ve bu işin içinde kalan heyecanı yüksek bir camiayla teknik adam olarak ilk defa çalışıyorum. Onların hem içeride hem dışarıda bu denli bizi desteklemeleri beni çok mutlu ediyor. Emin olun hafta başı çalışmalara başladığımızda hafta sonu onlara gerçekten iyi bir futbol izlettirme adına konfor ortamından çıkıp tamamıyla işine iyi konsantre olmuş bir ekip ruhunu antrenmanlarda ortaya koyuyoruz. Maç biter bitmez alışkanlık sürekli içeri gidiyorum ben soyunma odasına. İçeri gittiğimde taraftarlar çağırdı. Tabii alışık olmadığımız için onların o coşkusu tekrar o soyunma odasından çıktığımdaki takıma ve bizlere olan o sinerjileri, enerjileri beni son derece mutlu etti. Bu da bizim en büyük herhalde bu seneki motivasyon kaynağımız olacak.